Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi üyeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Asım İlkokulu'ndaki ana sınıfını yenileyerek modern bir görünüme kavuşmasını sağladı. Ana sınıfının açılışı bugün gerçekleştirilen programla yapıldı. Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Türk Kadınlar Birliği Edirne Şube Başkanı Ayşen Tamergil, birlik üyesi kadınlar, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Açılış programında konuşan Türk Kadınlar Birliği Edirne Şube Başkanı Ayşen Tamergil, çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini ifade etti. Biz eğitim olarak çocukları eğitimi öncelikle düşündüğümüz için bu tip faaliyetlerde bulunuyoruz. Daha önce de Sayak adında böyle bir ana sınıfı yaptık. Bahçılarımız, üyelerimiz bizi her zaman destekliyorlar. Destekleri devam ederse inşallah sınıfları daha da arttırmayı düşünüyoruz. Bundan sonra da çocuklarımız temiz su içsin diye arıtma yaptıracağız. Buraya da yaptıracağız. Bazı okullarda da yokmuş. Onlara da arıtma yapmayı düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımız bizim baş tacımız. Onlar bu yaştan neyi öğreniyorlarsa öyle devam ediyor. Hepsi şu anda melek bunların. Evet. İnşallah sonra bunlara emanet edeceğiz biz de vazifelerimizi. Onlar da gayet güzel yapacaklarına inanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ise bu tür çalışmaların tüm eğitim camiası için motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi. Kıymetli hanımefendiler bizi ziyaret ettiler. Daha önceki çalışmalarından bahsettiler ilimizde yapılan. Daha önce birçok okulumuza elleri değmiş. Bir çalışma daha yapalım dediler. Biz de seve seve kabul ettik. Çok kısa zamanda da bize hemen destek oldular. Burada bir sınıfımız vardı ama onu revize ettiler. Daha güncel hale getirdiler. Bize bazı donatım destekleri verdiler. Biz tabii eğitim işi yapıyoruz. Eğitim her alanda, her yerde, her mekanda, her ilçede, her köyde olan bir faaliyet. Bu anlamda desteklenmek işin doğrusu bizim hoşumuza gidiyor. Herkesin bizimle birlikte olduğunu hissediyoruz. Hem maddi olarak, maddi boyutu çok da önemli değil aslında, manevi olarak yanımızda olmanız bizi çok mutlu ediyor. Bu sebeple ben hem müdürlüğüm adına, hem bir öğretmen olarak şahsım adına, müdürümün adına, öğretmenlerimin adına desteklerinize çok teşekkür ediyorum. Bizim bu noktada sevincimizi bilmenizi istiyoruz. Çocuklar hepimizin, hep birlikte bir ucundan tutup onları daha güzel imkanlara ulaştırdığımız için işin doğrusu çok mutluyuz. Tekrar söylüyorum, bize öğretmenler olarak, eğitimciler olarak, kamu olarak biz bu işleri zaten yapmaya çalışıyoruz ama birileri bizim yanımızda olduğunu gösterdiğinde bu bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Bundan dolayı ben hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamını da bekliyoruz. Birlikte daha güzel işler yapalım diyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi elleri böyle yapın bakayım. Evet. Yapıyoruz. Sonra yaklaştırın, yaklaştırın, yaklaştırın. Baş parmakları takın. Hadi kuşlar. Evet. Nasıl? Güzel mi? Seni sordum. Peki kurbağa yapalım mı? Hadi gel, gel.